Merhaba değerli öğretmenlerim. Hoca kafasında tekrar beraberiz. Sizlere hap bilgiler mantığında bir de öğretim stratejilerinden bahsetmek istiyorum. Sınavda her yıl bir tane sorunun geldiği bir konu başlıyor arkadaşlarım öğretim stratejileri. Biliyorsunuz 3 tane öğretim stratejimiz var. Sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejileri olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bunları kalem kalem tek tek bazen birbirleriyle karşılaştırarak kısa öz ve öz mantıkta bir sunum yapmak istiyorum sizlere. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi arkadaşlarım dikkatli oluyorsunuz. Auzubel tarafından Auzubel tarafından geliştirilen bir öğretim stratejisidir. Ayrıca ben sunuş yoluyla öğretim stratejisinin bir diğer adına alış yoluyla öğretim stratejisi olarak ifade eder. Bu şu anlama geliyor. Öğretmen tarafından sunmak mantığı, öğrenci tarafından da almak mantığının temel ayrıntısını aslında bize vermekte arkadaşlarım. Ve bakın sunuş yoluyla öğretim stratejisinin tanımı ne? Öğretmenin bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini ardışıklık ilkesiyle öğrencilere düzenli bir şekilde açıklamasıdır, aktarmasıdır diyebilirim. Zaten açıklamak, aktarmak ne demek? Sunmak demek arkadaşlar. Yani o zaman demek ki ben öğretmen olarak bir konudaki temel kavramı ilke genellemeleri sizlere ne yapacağım arkadaşlarım? Dikkatli bir şekilde açıklayıp aktarmış olacağım. İşte ekran karşınıza bazen size anlaştık mı, evet mi falan dememin nedenleri de aslında sunuşu dikkate aldığımın bir göstergesi olacak. Bakalım temel detaylarını yakalamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar Bizler öğretmen olarak bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini öğrencilerimize açıklıyorsak, öğrenci de bizim açıkladığımız bilgiler paralelinde bir öğrenme gerçekleştiriyorsa soruyorum. Bu stratejide aktif ve merkezde olan kişi kimdir arkadaşlarım? Harikasınız. O zaman diyorum ki öğretmen bu stratejide tamamen bizler için hem aktif hem de sistemin merkezinde olan kişi rolünü oynayacak arkadaşlar. Ama ezbere gitmeyelim. Aktif ve merkezde olan öğretmen ama öğretmen nasıl aktif, nasıl merkezde bu kurguyu beraber oluşturmaya çalışalım. Bakın Avuzu Bel der ki arkadaşlarım sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bir öğretmen öğrencileri bilgileri aslında burası çok çok önemli bir detay. Ardışıklık ilkesiyle öğrencileri açıklardan kastı bakın ne? Diyor ki bakın Öğretmen bu stratejide aktifleşecektir ve öncelikle öğrencilere dikkat ediyorsunuz temel kavramları ve bu temel kavramların özelliklerini açıklayacak. Yani sunuş yoluyla öğretim stratejisi tam anlamıyla önce öğrencilere konunun bütününü vererek arkadaşlarım başlayacaktır. Önce öğretmen temel kavramları bu temel kavramlarla ilgili özellikleri açıkladıktan sonra... Gidecek 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 ve süreçte öğrencilere konuyu somutlaştırabilmeleri adına çok sayıda örnekler verecek arkadaşlarım. Yani ne demek istiyorum? Bütünden başlattığı süreci yavaş yavaş arkadaşlarım parçalara doğru götürecek. O zaman buradan temel bir ayrıntı yakalamamız gerekiyor. Biz sunuş yoluyla öğretim stratejisinde temel kavramlardan örneklere bütünden parçaya doğru ilerliyorsak Sizce tüme varımsal bir düşünce yolunu mu yoksa tümden gelimsel bir düşünme yolunu mu kullanırız ne dersiniz? Bütünden parçaya gidiyorum aman dikkat. Harika. Arkadaşlarım bizler sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bütünden parçaya doğru ele aldığımız için konuları tam olarak tümden gelimsel bir öğretim yaklaşımını dikkate almış oluyoruz. İşte bakın öğretmenin ardışıklık ilkesinden kastı tamamen aşama aşama birbiriyle ilişkili olan kavramları belli bir düzende, belli bir sırada ama unutma, bütünden parçaya gidecek şekilde vermesidir arkadaşlarım. Şimdi öğretmenin aktif ve merkezde olduğu rolünü bulduk. Ama benim için önemli olan sizlerin bir de öğrenciyi yorumlamanız gerçekten önemli. Şimdi şunu unutmayacaksınız kıymetli öğretmenlerim sunuş yoluyla öğretim stratejisi sadece salt bir şekilde düz anlatım yöntemi demek değildir. Yani düz anlatımda ben öğrencilere bir konuyu açıklarım onlar beni sadece dinleyerek öğrenir ama sunuş yoluyla öğretim stratejisinde bu sadece yeterli bir uygulama değildir. Şimdi o zaman yazmıyorum sorunu beraber bulacağız. Bakın Auzubel diyor ki öğrencinin rolü olarak arkadaşlarım bir öğretmen diyor. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrencilere bilgileri açıklayıp aktardıktan sonra mutlaka diyor arkadaşlarım soru cevap etkinlikleri yapmalı. O zaman soruyorum. Soruyu soran kim? Öğretmen. Cevabı veren kim? Öğrenci. O zaman öğrenciye pasif diyebilir miyiz? Bir düşünün bakalım. Bu bir cepte dursun. Diyor ki Avzu ben soru cevap soru cevap tekniğini uygulamanın yanında örnek verme ve örnek alma durumuna da girebilir diyor. Yani öğretmen öğrencilere konuyla ilgili örnekler verecek ama öğrencilerden de örnekler isteyebilir arkadaşlarım. Dikkatli olmanızı istiyorum. Ya da diyor ki bakın öğrencileriyle birlikte öğretmen mutlaka o konunun bütün kavramları arasında bağlantı ve ilişki kuran kavram haritasını kullanabilir demiş arkadaşlarım. Hatta şunu söyleyeyim sizlere Bizler eğitim bilimlerinden kavram haritası dediğimiz ana kavramlar ve alt kavramlar arasında bağlantı kurduğumuz arkadaşlarım bu kavram haritası tekniğini en çok sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanıyoruz. O zaman diyorum ki kavram haritasını öğretmen kiminle birlikte kuruyor arkadaşlarım dikkat edin öğrenciyle birlikte. O zaman ben düz anlatım yönteminde olduğu gibi sunuş yoluyla öğretimde öğrencinin rolüne pasif diyemem arkadaşlarım. Bakın bir şekilde sürece katılıyor. Ama soruyorum. Sistemde aktif ve merkez olan öğrenci mi? Güzel. Hayır öyle hocam diyorsun. O zaman ben de sana diyorum ki Aktif, tam olarak bir aktiflik yok ama tam olarak bir pasiflik de yoksa arkadaşlarım sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenci yarı aktif bir rol alacak arkadaşlarım. Yani aktif olacak ama sistemin merkezinde olmayacak. Öğren, öğretmeninin açıkladığı bilgileri daha sonra da kendisi sorular, örnekler ve kavram haritaları üzerinden yorumlayarak dikkat edin. Çok önemli bir anekdot veriyorum ezbere öğrenme gerçekleştirmeyecek. Tam olarak arkadaşlarım nasıl bir öğrenme anlamlı anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmiş olacak sunuş yoluyla öğretim stratejisinde arkadaşlarım. Sunuşun temel mantığıyla sınavda bugüne kadar gelen sorularının ana kurgusu bu arkadaşlarım. Hem fikir miyiz? Güzel. Şimdi geldik buluşak. Buluşta anlattıktan sonra bir nokta daha bulduracağım sizlerle. Buluş yoluyla öğretim stratejisinin peki kurucusu kimdir Gazi Hocam derseniz Bruner tarafından ortaya koyulmuş bir öğretim stratejisidir. Ve bakın Bruner nasıl bir tanımlama yapar der ki öğretmenin öğrencilerine verdiği örnekler ve sorduğu sorular yardımıyla. Öğrencilerin bir konunun temel kavram ilke ve genellemelerini sınavda vize bulmalarıdır diyemeyeceği için daha çok ne kullanacaklar? İlke ve genellemelerine ulaşmaları ya da ilke ve genellemelerini keşfetmeleridir şeklinde bir tanımlamayla karşılaşacağız arkadaşlarım. O zaman bakın ben ne yapıyorum? Öğretmen olarak çocuklarıma örnekler ve sorular veriyorum. Ben onları yönlendiriyorum. Bir konudaki temel kavram ilke ve genellemeleri keşfetmelerini sağlıyorum. O zaman yardımcı olun bakayım bana. Bu stratejide aktif ve merkezde olan kim olmalı arkadaşlar? Harikasınız. Bulan ve keşfeden arkadaşlarım öğrenci olduğu için bu stratejide öğrenci aktif aynı zamanda bir de merkezdedir diyebiliyoruz arkadaşlarım unutmuyorsunuz. Bu birinci anekdotum. Peki öğrenci aktif ve merkezde ise bulduran kim? Öğretmen. Yönlendiren kim? Öğretmense arkadaşlarım, öğretmenin rolüne nasıl bir rol yüklersiniz? Haydi bakalım. Buna ne diyeceksiniz? Merak ediyorum. Şunu demiz, demişsinizdir diye düşünüyorum. Öğretmense bu stratejide tam olarak rehberlik rolünü oynayacaktır. Yani yönlendiren, kılavuzluk yapan, öğrencinin keşif olayını gerçekleştirmelerine yardımcı olacağı bir süreç geçireceğiz arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz. Şimdi öğrencinin aktif olduğu, öğretmenin rehber olduğu bir stratejideyiz. Peki çocuk buluşu nasıl gerçekleştirecek? Buradan bir yol bulduracağım yine sizlere arkadaşlar. Bakın Bruner diyor ki, Bruner babamız, bir öğretmen diyor bir şeyi çocuklara buldurup keşfettirecekse... Öncelikle buldurmak istediği kavram ilke ve genelleme ile ilgili olarak bol bol çocuklara örnekler vermeli. Yani önce konunun parçalarını sunmalı. Bu örnek ve parçalardan da yavaş yavaş arkadaşlarım nereye gitmeli? Çocukların buradan temel kavramlara ulaşmasını istemeli. Ben de diyorum ki ben parçalardan yani örneklerden temel kavramlara doğru gidiyorsam tamamen Parçadan bütüne doğru ilerleyecek bir yol yolla gitmem gerekiyor. O zaman sorarım hangi düşünce yolunu kullanır o zaman öğrenci bu stratejide tümden gelin mi tüm'e varın mı harikasınız. Parçadan bütüne doğru gittiğimiz için arkadaşlarım tam olarak tüm'e varımsal bir düşünce yolunu öğrenci kullanacak ve sezgilerini kullanarak yani sezgisel düşünme becerisini kullanarak yani hissederek arkadaşlarım bir ne, bir bilgiyi ya da bir konunun temel kavramı ilke ve genellemesini keşfetmiş olacak arkadaşlarım. Bunu unutmuyorsunuz. Ve öğretmenin öğrenciye bilgiyi bu şekilde buldurması durumundan dolayı da yine buluş yoluyla öğretim stratejisinde de öğrencinin anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Yalnız sınavda sizi zorlayabilecekleri özellikle buluş yoluyla öğretim stratejisinde çok dikkatli olacağınız bir nokta vereceğim. Şimdi gelin benle. Biz sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğrencilere bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini mi açıklıyoruz arkadaşlar. Evet. Peki buluş yoluyla öğretim stratejisinde öğrenciye neyi buldurup keşfettiriyoruz? Yine bakın bir konunun temel kavram, ilke ve genellemelerini bulup keşfetmelerini sağlıyoruz. Yani unutmayın. Biz aslında sonuçta da buluşta da aynı şeyi öğretiyoruz arkadaşlar. O zaman bir konunun temel kavram, ilke ve genellemeleri sizce arkadaşlarım kişiden kişiye değişen öznel bilgiler midir yoksa kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilgiler midir? Hadi cevap alayım. Çok güzel. Aman arkadaşlarım unutmayın. Bizler sunuş yoluyla ve buluş yoluyla öğretim stratejilerinin ikisinde de aman unutmayın nesnel bilgilere göre eğitim veriyoruz. Hocam buluşta çocuk sonuçta kendine göre bir şey bulmuyor mu? Bakın yeni, farklı, özgün, orijinal bir şey keşfetmiyor arkadaşlar. Var olan bir bilgiyi örnekleri ve soruları üzerinden keşfediyor. O yüzden var olan bilgi olduğu için nesnel bilgi eğitimi verilir. Ne demek istiyorum? Ben size eğer bir derste Türkiye'nin 7 bölgesi vardır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede bir hava sıcaklığı 1 santigrat derece düşeri ben dersem bu hangi stratejiyi kullandığımı gösterir arkadaşlarım? Aferin bu sunuş yoluyla öğretimi kullandığımı gösterir ama... Türkiye'nin 7 bölgesinin olduğunu. Suyun normal normal şartlarda 100 santigrat derecede kaynadığını ya da arkadaşlarım ismin 5 tane halinin olduğunu size örnekleri ve sorular üzerinden keşfettirirsem ne oluyor? o zaman da buluş. Bakın burada söylediklerimi burada öğrenciye ne yapmış oluyorum aslında? Buldurup keşfettirmiş oluyorum. Aman buluşta öğrencilere öznel bilgi eğitimi verilebilir gibi seçeneklerle karşılaşırsın. Dikkat et ben bir konunun temel kavramı ilke genellemesini keşfettiriyorsam yine nesnel bilgi odaklı hareket etmem gerekir. Anlaştık mı? Çok güzel. Şimdi bakın bunlardan çok ayrı konuşan gelin bir de araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine birlikte bakmaya çalışalım. Şimdi araştırma inceleme yoluyla öğretim nedir arkadaşlarım? Öğretmenin sunduğu bir problem senaryosundan öğrencilerin bir konunun temel kavram ilke ve genel... E, ne dedim? Aa tanrım. Öğretmenin sunduğu bir problem senaryosundan öğrencilerin bilimsel süreç basamaklarını kullanarak Kendilerini özgü çözüm yollarını üretmeleridir diyoruz arkadaşlar. Yani bakın hiç sunuş gibi de değil, buluş gibi de değil. Yani bir konunun temel kavramı ilke genellemesiyle ilgilenmiyor. Bir problem durumunu veriyorsun. O problem durumunu çözmekle uğraşıyor arkadaşlarım araştırma incelemede. Peki kim geliştirdi bu stratejiyi? John Duvey tarafından geliştirildi. O zaman dikkat edin. Ben ne yapacağım arkadaşlarım? Öğretmen olarak çocuklarıma bir problem senaryosu hazırlayacağım. Ve benim hazırlamış olduğum bu senaryo yardımıyla yaptığım yönlendirmelerle o çocuklar bir probleme kendilerine özgü çözüm yolları üretecekler. O zaman soruyorum. Problemi çözen kim? Öğrenci. Çözdüren kim? öğretmen. O zaman diyoruz ki bu stratejide öğretmen yine rehberlik rolünü oynarken öğrencimiz ise problemi çözen durumda olduğu için yine aktif ve merkezde olacak arkadaşlar. Sakın ola sakın unutmayın önemli. Öğretmen, rehber, öğrenci aktif ve merkezde. Şimdi sıkı durun sizi yanıltabilecekleri çok önemli temel özellik sorarlarsa buradan vurmaya çalışabilirler arkadaşlarım. Şimdi öğretmenin sunduğu bir problem senaryosu diyoruz ya. Şimdi biz demek ki araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde gündelik hayatı ya da toplum ilgilendiren bir problemle sınıfa geleceğiz. Önce benim benim bu problem senaryosunu yazmam gerekecek çocuklar için. Aman kurban olayım dikkat edin. Problem senaryosunu Öğretmen ve öğrenciler birlikte yazar gibi bir ifadeyle karşılaşırsanız kesinlikle yanlıştır arkadaşlarım. Çünkü problem senaryosunu problem senaryosunu sadece öğretmen hazırlar arkadaşlar. Sadece öğretmen hazırlar. T gibi bir kısaltma yaptım. Teacher'ın T'sinden öyle kalsın zihninizde. Problem senaryosunu sadece öğretmen hazırlar. Öğrenciye bu problem senaryosunu sunar. Sonra çocuk okuduğu senaryodan problemi hissedip tanımlar. Bilgi toplar, hipotez kurar, hipotezle ilgili bir yöntem bulur, hipotezini test eder ve kendin özgü çözüm yoluna ulaşır. Yani bu bilimsel süreç beceri ve basamaklarını kullanarak o problemi çözer. O zaman öğrenci bir problemi nasıl çözecek? ona bir bakalım arkadaşlarım. Diyor ki John Dewey mutlaka öğrenciler bir bilim insanı gibi çalışabilmeli. Yani ne demek istiyor arkadaşlarım? Öğrenciler bir problemi çözerken bütün zihinsel becerilerini kullanmalı. Yani bu ne demek? Yaratıcı düşünme becerisini kullanmalı, eleştirel düşünme becerisini kullanmalı, akıl ve muhakeme yeteneğini kullanabilmeli, yansıtıcı düşünme becerisini kullanmalı, argümantasyon yapabilmeli. Yani zihnini oldukça yormalı arkadaşlarım. O zaman tüm zihinsel becerilerini kullanacak ve bir bilim insanı gibi o problemi çözme içine girecek. Peki nasıl çalışabilir arkadaşlarım? Öğrenci isterse bireysel çalışıp bir problemi çözebilir, isterse de grupla çalışıp ama unutmayın gündelik hayat ilgilendiren bir problem ve özellikle bilimsel çalışma bende çok çok önemliyse öğrenciler araştırma incelemede mutlaka hem sınıf içinde hem de sınıf dışında uygulamalar yapabilmeliler arkadaşlarım. Ve bakın diyor ki John Dewey hani benim yorumum gibi algılayın ben diyor ne sunuş ne de buluş kadar katı kuralcı bir strateji ortaya koymadım. Çünkü hatırlarsınız sunuş yolunda ne dedik tümden gelimsel bir yol. Buluş yolunda ne dedik? Tüme varan varımsal bir yol kullanılır. Ama araştırma incelemede John Dewey der ki tüm zihinsel becerilerini kullanan öğrenci istediği düşünce yolunu kullanabilir. Yani biz sunuş yoluyla öğretim stratejisinde istersek tümden gelimsel, istersek de tüme varımsal bir yolu kullanabiliyoruz arkadaşlarım. İşte özetle sunuş, buluş ve araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejilerinin ayrıntıları bunlar. Örneğin. Türkçe dersine bir öğretmen öğrencilerine öncelikle ismin türlerinden biri olan sıfatın tanımlamasını yapmış. Ardından sıfatın alt kavramları yani sıfatın türlerini ve özelliklerini açıklamış ve sıfatla ilgili çok sayıda örnek vererek sürecini devam ettirmiştir. Dersem hangi stratejiyi kullanmış oluruz? Sunuş yoluyla öğretim stratejisi. Çok güzel. Peki. Bir öğretmen nükleer santrallerin toplumsal açısından doğal çevreye verdiği zararlar konusunda rahatsız olmuş ve bu durumla alakalı nükleer santrallerin çevreye ve doğaya verdikleri zararı anlatan bir problem durumunu oluşturup öğrencilere sunmuştur. Öğrenciler de verilen bu problem durumu üzerinde hem sınıf içi hem de sınıf dışında bilimsel çalışmalar yaparak kendilerine özgü çözüm yolları üretmişlerdir dersem ne olur arkadaşlarım? Araştırma inceleme harikasınız ki kendine özgü çözüm yolları üretildiği için arkadaşlarım unutmadan söyleyelim. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi de daha çok öznel bilgi odaklı bir eğitim verecek. Peki bir öğretmen matematik dersinde üçgen çeşitlerinden eşkenar üçgenin özellikleriyle ilgili çocuklarına önce çok sayıda örnekler verir. Daha sonra eşkenar üçgenin eşkenar üçgen olmayan Örnekler üzerinden de çocukların bir zihinsel dengesizlik yaşamalarını sağlar ve bütün bu sürecin sonunda üç açısı da birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgenler denir tanımlamasına öğrencilerinin kendilerinin ulaşmalarını sağlar dersem ne olur arkadaşlarım? Harikasınız. O da buluş yoluyla öğretim stratejisi. Çok güzel. Özetle bu üç stratejinin de temel ayrıntı ve detaylarını sizlerle konuşmuş olduk arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.